Haziran 1942, Kentucky, Louisville. O yıllarda Amerika'da hayat zor ama zenciler için daha zordur. Bayan Odessa 3-5 dolar kazanabilmek için hamile çalışır. El evlerine, temizliğe koşar. Evet, güçlü kuvvetli bir kadındır ve gebeliği umursamaz. Doğrusu doğumu kolay olur. Zira bebeği ufacıktır. Hani leblebi külahına girecek kadar. Babası bu parmak çocuğa Cassius Marcellus gibi dumturaklı bir imparator adı koyar. Belki de yaşayacağına inanmaz. Kendi giderse der, adı kalır yadigar. Mrs. Odessa yanı başına konan çocuğun incecik kollarına, kürdanı andıran parmaklarına ve sevimli yüzüne bakar. Bakar ve onu ihmal ettiğine çok yanar. Belki bu yüzden kendini besiye alır ve bebeğini dolu dolu emzirmeye başlar. Çocuk şaşılacak bir şekilde kendini toplar. Deli ile Sabi'nin gücü elinde olur derler ya, tuttuğunu koparır. Hatta 6 aylıkken vurduğu bir yumrukla annesinin dişini kırar. Cassius ne yerinde durur ne ele avuca sığar. Annesi bebek arabasıyla dolaştırırken mutlaka ayağa kalkar. Sağ sola pençe atar. 2 yaşındayken kaşığı eline alır, bir başına giyinmeye çabalar. Parmaklarının ucuna basarak koşar ve kapıyı açık buldu mu evden kaçar. Evet, akşamları erkenden yatar ama sabahın 5'inde kalkar, ev halkı uyanınca onu dolap tepelerinde bulurlar. Cassius'un gözü karadır. Kendinden iri ve büyük çocuklara bile posta koyar. Yediği dayaklar boyunu aşar. Aradan yıllar geçer. Cassius'un dedesi benzeri az yetişen bir beyzbolcudur. Bütün ünlü şampiyonlar onunla antrenman yapabilmek için can atarlar. Ama bir kerelik olsun sahaya çıkarmazlar. Niye? Zira o yıllarda zenci oynatan bir takım taraftarını kaybeder ve boş tribünlere oynar. Garibim spor tarihine at yazdıracak bir kabiliyet olmasına rağmen tahtaları çürümüş bir arabayla çöp toplar. Yeni dünyada doları olmayan adamdan saymazlar. Baba Clay çantasına boyalarını fırçalarını atar, sokak sokak dolanıp tabelacılık yapar. Adamcağız bir gün oğlunun bisikletli çocuklara hayran hayran baktığını görünce dayanamaz. Cebindeki bütün dolarları verip ona kırmızı bir bisiklet alır. Gece Cassius'un odasına bırakıp hoşça bir sürpriz yapar. Garibim hayatında hiç bu kadar sevinmemiştir. Bu meşin teleli, çubuk frenli alete aşık olur. Eline bir bez alır, saatlerce silip ayna gibi parlatır. Bisikletini Harley Davidson gibi kullanır, saçlarını okşayan, gömleğine dolan rüzgarların keyfini çıkarmaya bakar. Arkadaşı John Willis'i arkasına atar, birlikte uzak semtleri dolanırlar. Hatta bir keresinde panayıra takılır, bedava mısır ve sosis dağıtan palyaçonun önünde çok oyalanırlar. O hengamede bir avuç mısır ya kapar ya kapamazlar, ancak kalabalıktan sıyrıldıklarında iki çocuğun bisikleti çalıp kaçtıklarını görür ve kahrolurlar. Derhal karakola gider, şikayette bulunurlar. Memur Joe boks yapan bir zencidir. Elini giden gittiği gibilerinden sallar. Eğer boks bilseydiniz bisikletinizi çalamazlardı diye laf sokar. Demek ki sizden korkmadılar. Doğrusu Joe, Cassius'un geniş omuzlarını ve uzun kollarını ilk bakışta fark etmiş ve bu şampiyon adayını ringlerle tanıştırabilmek için sözü uzatmıştır. Nitekim onları alıp çalıştırdığı salona götürür ve hayatlarında yeni bir dönem başlar. Cassius kendini boksa öyle bir kaptırır ki evden idmana koşarak gider, otobüsle yarışmaya kalkar. Henüz 12 yaşındadır ama tecrübeli rakiplerinden bile yumruk almayacak kadar hızlıdır. Kendi kendine bir stil geliştirir, ellerini göbek hizasında tutar, vücudunu asla kapatmaz. Ringde adeta dans eder, hasmını ayak oyunlarıyla atlatır ve kolay kolay köşeye sıkışmaz. İcabında 3 round, 5 round dayak yer ama aradığı fırsatı mutlaka yakalar, rakibini yıkar. Onun bu kendine has stili klasik dövüşçülere ters gelir, Clay'a dikiş tutturamazlar. Clay bulaşan bir çamur demektir ve Clay kıllık Clay'lık yapmaktan kaçmaz. Dövüşürken çenesi durmaz, hasmının sinirlerini bozar. Neyse, kahramanımız kısa bir zaman içinde amatör ligin tozunu atar. Çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. 18 yaşındayken katıldığı Roma olimpiyatlarında Polonyalı Pierre Skolski'yi dağıtarak altın madalyayı alır ve profesyonel lige demir atar. İlk maçından 2000 dolar kazanır ve bununla kendine elden düşme bir Cadillac alır.
Yorgun babasını ve vefakar anasını arabasına atar, ışıklı caddeleri turlar. Evet, rüyaları hakikat olmuştur. Ünse ün, ünvansa ünvan. Hayatından memnundur. Hatta Amerika'da yaşamaktan mutlu musun diye soran gazeteciye, elbette Afrika'da ne var ki? Yılanlar, çıyanlar ve yalın ayaklı çocuklar diyecek kadar. Ona kulak misafiri olan bir Nijeryalı çok bozulur. Clay'a dönüp, ya öyle mi der? Halbuki kardeş olduğumuzu sanıyordum. Şampiyonumuz Nijeryalı gencin titreyen dudaklarına ve dolan gözlerine baka kalır, ilk kez bir yere ait olduğunu hisseder ve ilk kez kendini yargılar. Clay bir dostunu şehrin mükenna restoranlarından birinde ağırlamaya kalkar. Garsonlar o olimpiyat şampiyonumuz gelmiş, lokantamızı şereflendirmiş demez, onları yok sayarlar. Clay kibarca bakar mısınız diye seslenince adamlar üstlerine yürür, sille tokat dışarı atarlar. Clay kendini it muamelesi yapanları rahatlıkla hırpalayacak güçtedir, ancak iş polise intikal ederse kesin kes haksız çıkar. Çünkü karakolda hadisenin nasıl geliştiğini değil, cildinizin rengine bakarlar. Genç boksör bir misafirine bir lokantaya bakar ve göğsünden olimpiyat madalyasını kopardığı gibi suya, Ohio nehrine atar. İşte o güne kadar sadece nefsi için dövüşen Clay artık ezilmiş zenciler adına ringe çıkar. Sahipsiz insanlar için bir şeyler yapıyor olmanın huzurunu yaşar. Beyaz rakiplerini devirdikten sonra salona döner ve söyleyin kim büyük diye sorar. Boksörümüz ringe Angelo Dundee yönetiminde çıkar. Çalıştırıcı deyip geçmeyin, onlarsız bir şey olmaz. Mesela Londra'da Henry Cooper ile yaptığı maç bir ara kontrolden çıkar. Dundee 2 round arasında Clay'in eldivenini yırtar. Yeni bir eldiven bulup getirmeleri nereden baksanız 5 dakika alır ve o zaman zarfında soluklanan Clay adamı yere yıkar. Kahramanımız hızlı yükselir ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Liston'la ünvan maçına 1964'te çıkar. Liston karşısında çelik gibi sert, yay gibi hareketli bir genç bulur. Bu tıfla dikiş tutturamaz. Rezil olmamak için omuzundan sakatlandığını söyleyerek maçtan kaçar. Genç şampiyon kürsüye çıkınca kameralara döner ve Müslüman olduğunu ilan eder. Ona artık Muhammed Ali demelidirler. Hakim Zümre buna çok kızar, onu kenara çeker ve özür dilemeye zorlarlar. Ali boks tarihine geçen ilk zenci Henry Armstrong'un yaşadıklarını yaşar. FBI çıktığı her maçı alan ve 3 defa dünya şampiyonu olan Henry Armstrong'u 1940'ta tehdit eder ve çocuklarını sıkıştırmaya başlar. Armstrong paşa paşa yenilir, eldivenlerini çöpe atar. Yıllar sonra hatıratına "Ünvanı verdim ama ailemi kurtardım" diye yazar. Evet, acaba Ali yalancıktan da olsa özür dilemeli midir? İşte bu zor kararın arifesindeyken Melik Şahbaz'la karşılaşırlar. Ünlü lider, "Özür dileyecek bir şey yaptıysan özür dile" der. "Ama özür dileyecek bir şey yapmadıysan asla boyun eğme." Ali kameralar karşısına çıkar, "Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın" diye haykırır ve zulüm düzeninin tek yerine çomak sokar. Derin Amerikalılar, beyazlar, Anglo-Sakson ve Protestanlar Müslüman olunca Ali'ye fena takarlar. Pentagon bile oyuna alet olur ve onu Y grubunda olmasına rağmen A kategorisine alır ve ivedi kaydıyla Vietnam'a yollamaya kalkar. Şampiyon buna karşı çıkar. Vietcong'lularla alıp veremediğim yok der. Hem onlar beni hiç aşağılamadılar. Aferin dediğinizi duyar gibiyim ama adama böylesi çıkışların hesabını sorarlar. Onu apar topar ligden kovar, ünvanına ve lisansına el koyarlar. Ali'yi vatan haini ilan eder ve hiçbir eyalette maça çıkarmazlar. Yetmez, ona bir trafik suçu isnat eder, alel acele içeri tıkarlar. Federasyon, medarasyon hikaye. Garibin bir başına kalır, oturup derdine yanar. Vietnam Savaşı'nı ne hükümetler ne de ordular bitirebilir. Bu kirli kavgaya gazeteciler, özellikle foto muhabirleri nokta koyar. Amerikan halkı napalm bombaları ile yakılan evlerin önünde ağlaşan bebeleri görünce "Bu nasıl hürriyet?" diye sormaya başlarlar. Savaş muhabirleri cinayet ve tecavüz vakalarını dökmeye başlar. Hollywood mevzuya el atar. Sivil toplum örgütlerinden "Niye savaşıyoruz?" sorusu yükselince derin devlet tükürdüğünü yalar. Muhammed Ali bokstan koptuğu yıllarda üniversite üniversite dolaşıp konferanslar verir. Mevzu boks olsa da
yeri geldikçe İslamiyet hakkında bir şeyler anlatmaya çabalar. Ağalar bu faaliyetten çok rahatsız olur. Boksla uğraşsa daha iyiydi demeye başlarlar. Birkaç maç sonra silinip gideceğine inandıkları için Ali'nin lisansını iade eder, ringlerin yolunu açarlar. Ve Ali şovları tekrar başlar. Şampiyon rakiplerine sürekli laf atar. Basın mensuplarının huzurunda madara etmeye bakar. Bu tavır organizatörlerin de işine gelir. Çünkü gerginlik arttıkça hasılat tavan yapar. Ancak birileri Ali ile uğraşmaktan caymaz. Karşısına dik yokuşlar çıkarırlar. Kah komünizm propagandası yapmaktan soruşturma açar. Kah ırkçı ve ayrılıkçı diye yaftalarlar. Bir ara zenci çocukları için İçinde okul ve mescit olan bir külliye yaptırmaya kalkar ama ona hiçbir banka kefil olmaz. Kimseden teminat mektubu alamaz. Dahası bomba ihbarları ile huzurlarını kaçırırlar. Ali baskılara rağmen geri adım atmaz. Aksine ben bir din savaşçısıyım, gücümü Kur'an-ı Kerim'den alıyorum demekten kaçınmaz. Ringteki zaferler zincirine Jerry Coyer'i yenerek başlar. Ancak Joe Frazier ile yaptığı maçı üstün bitirmesine rağmen hakemler rakibinin elini kaldırır. Bakın şu aksiliğe ki Ken Norton ile yaptığı maçta çenesi kırılır. Maçı bırakmak zorunda kalır. Herkes Ali'nin bittiğini söylerken Frazier'ı eze eze yener ve revanşı alır. Ardından Zaire'de insan azmanı George Foreman'la karşılaşır. Ali maçtan bir ay evvel Kinshasa'ya yerleşir ve halkın sevgisini kazanır. Onları arkasına alır ve boksörlere ders olarak okutulacak bir taktikle Foreman'ı dağıtır. Rakibini 7 round yorar, 8. roundda saldırır ve zemine uzatır. Ertesi sene Manila'da 25 bin kişinin önünde Frazier'la karşılaşır. Bu ölümüne bir maçtır. 14 roundun sonunda ikisi de perişandır. Ancak Frazier'ın şuuru bulanınca antrenörü maçtan çekilir, ünvan Ali'ye kalır. İnsan bu her zaman mükemmel olamaz ya. İşte hanımı Belinda Boyd'dan ayrılıp Veronica Porsche ile evlendiği bunalımlı dönemde tecrübesiz rakibi Spinks'e yenilir ve sil baştan mücadeleye atılır. 1978'de dünya şampiyonluğunu geri alır. Profesyonel döneminde sadece 3 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar boks dünyasının efsane ismi olmayı başarır. 56 maçın 53'ünü kazanır, 37'sini nakavtla alır. Ancak boksörleri bekleyen akıbet Parkinson onu da yakalar. Dindar bir Müslüman olan Donnie ile evlenir. Michigan'daki çiftlik evinde gözlerden ırak yaşar. Bu arada beyazlar da değişir ya da değiştir rolüne soyunurlar. Atalanta olimpiyatlarında meşaleyi yakma şerefini ona bağışlar ve nehre attığı madalyanın yerine yenisini takarlar. Ali iyi bir örnek olur. Ekonomi, sanat ve siyaset sahnesinde ağırlıklarınca yer bulamayan zenciler sahalarda boy göstermeye başlar. Atletizm, boks ve basketbolda madalyalara el koyarlar.